Merhaba Gogoller. Beşinci köşe taşımızda devam ediyorum arkadaşlarım. Belirli integrale. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? İntegralinin değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen şimdi biz biliyoruz ki türevle integral birbirini götürüyordu dostlarım. Şu türevle içerideki ifade türevi olduğu için bunun integralini alırsam ben direkt fx çıkacağını biliyorum. Şimdi fx tabi sınırlarımız da var 3'ten 1'e kadar. O zaman bir f'de 3 gelecek, eksi bir de f'de 1 gelecek dostum. F'de 3'ü vermiş bize zaten adam 2 demiş. Burayı da eksi 1 demiş. 2 eksi eksi 1'den yani 2 artı 1 olur. Cevabım 3 geldi. Şuna bakalım. Yine şuranın bir şeyini alalım arkadaşlarım biz. İntegralini alalım. Burası ne çıkacak? Fx gelecek türevi olduğu için direkt sadece fx kalacak. Ve sınırlarımız da 2'den. Eksi 2'ye. Bu işlemin sonucu da eksi 2 çıkıyormuş. Şimdi bir 2 yazalım x gördüğümüz yere. Şurada yazıyorum. F'de 2 olur. Eksi. Bir de eksi 2 yazalım. F'de eksi 2 olur. Bu da eksi 2'ye eşitmiş. F'de 2 kaçmış kardeşim karşılığı? K. Eksi. Eksi 2'nin karşılığı kaçmış? 3. Eşittir eksi 2. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam artı 3 geldi. Eksi 2 artı 3 daha 1 çıktı sorumun cevabı. Geldik 3 numaraya. Yine şu integrali aldım. Türev gitti. Bir tek fx kaldı. Sınırlarımız da 2'den 0'a 5'miş bu. Demek ki f'de 2 eksi f'de 0 neymiş arkadaşlarım? 5'e eşitmiş. Amca bize bir de şunu vermiş. F'de 2 ile f'de 0'ın toplamını da 3 vermiş. Hadi bunları bir alt alta toplayalım. 2 tane f'de 2 gelir. F sıfırlar sadeleşir. 8 olur. Demek ki F'de 2 eşitmiş 4'e. 2'ye böldüğümüzde 4 çıktı. Peki burası 4 ise şurası 4. 4'ü de bu tarafa atalım. 1 geldi. Demek ki F'de 0'da neye eşitmiş? Eksi 1'e. Bunu da bulduk arkadaşım. Bize de bu ikisinin çarpımını soruyor. 4 ile eksi 1'in çarpımı 4 çıktı. Geldik son sorumuza. Bir fonksiyonun fx diyelim bu fonksiyonu zaten f'li söylemiş. Grafiğinin x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi. Bu ne demekti dostum? X eşittir a noktasındaki teğetinin eğimini nasıl buluyordum? Türevini alıp x yerine a yazdığımda teğetin eğimini veriyordu. Bu 5'miş. Bir de x eşittir b noktasındaki teğetinin eğimi. Yani yine türevini alıp bu sefer b yazarsam bu da 1'miş arkadaşlar. F'in ikinci türevinin fonksiyonu AB aralığında sürekli. Tamam. Buna göre değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi ikinci türevi var. İntegralini alacağım. İntegral aldığımda geriye bir tek birinci türevinde x kaldı mı kardeşim? Sınırlarımız da neymiş? B'den A'ya. Hadi şimdi bir B yazalım. F'in türevinde B olur. Yani 5. Eksi. A yazalım. F'in yok. Bu 1'miş pardon. F'in türevinde B 1'miş. Eksi. A yazarsak da alt sınırı f'in türevinde a olur. Yani 5. 1 eksi 5'ten eksi 4 çıktı. Sorumun cevabı. 5'i de gömdük arkadaşlarım. Hemen çevirdim arka tarafı. 6. köşe taşındayız dostlar. F gerçel sayılar kümesinde sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. Peki. İntegralinin değeri kaçtır diye soruyor dostum. Bakın bir kendisi var bir de türevi var dostlar. Gelin biz kendisine u diyelim mi? Fx'e u diyelim. Bu durumda her iki tarafın türevini alırsam f'in türevinde x dx eşittir du olur. Demek ki şuraya u, şuraya da du yazacakmışım ben. Peki integrali yazıyorum. U du. Tabii şimdi sınırlar da değişecek değil mi? Bu sınırlar x'e bağlı sınırlar. Fx'e bağlıydı. Biz sınırlarımızı değiştirelim bir de. Şimdi biz fx'e u dedik ya. X yerine 3 yazarsak f'de 3 neymiş? 5. Demek ki u'daki karşılığı 5. Peki 1 yazalım bir de. 1 yazarsak f'de 1 olur. Bu da neymiş? 1. Demek ki asıl sınırlarımız 1 ile 5'miş. Hemen integrali de alalım. U kare bölü 2 yapar. Sınırlarımız 5 ile 1. Şimdi önce 5 yazıyorum. 25 bölü 2 eksi. 1 yazıyorum. 1 bölü 2. 25'ten 1 çıktı. 24 bölü 2 o da 12 yaptı. Geldim ikinci sorumuza. Bir yandan da ışığı yakayım ben arkadaşlar. Belki böyle daha güzel gözükür. Şimdi ikinci sorudayız dostlar. Diyor ki
F gerçel sayılar kümesinde türevlenebilir bir fonksiyon ve F gerçel sayılar kümesinde sürekli bir fonksiyon olmak üzere her x gerçel sayısı için f'in türevi demek fx demekmiş arkadaşlarım. Küçük fx. Şimdi o zaman şurası artık ne oldu? F'in türevi demek oldu değil mi? Şurası f'in türeviymiş. Bunu söylüyor bize. Peki biz f fonksiyonuna u desek fx'e, türevini aldığımda f'in türevinde x çarpı dx eşittir du oldu mu arkadaşım? Peki şimdi şöyle yapalım. Ben buraya u dedim. Şurası da du çıktı. Yani integralin yeni hali u çarpı du geldi dostlar. Peki şimdi bu integrali alırız ama ilk önce bir de şu sınırları diye konuşalım. X yerine 2 yazarsak f'te 2 u'ya eşitmiş. F'te 2 3 olduğu için buraya 3 yazıyorum. Alt sınırın karşılığını bulalım u'daki değerini. 1 yazalım. F'te 1 yani eksi 1 olur u. Hemen integrali alıyorum. U kare bölü eksi 2 u kare bölü 2 u kare bölü 2 sınırlarımız da 3 ile eksi 1. Şimdi önce 3 yazalım. 3'ün karesi 9 bölü 2 olur. Eksi. Eksi 1 yazalım. 1 bölü 2 olur. O da 8 bölü 2'den 4 geldi sorunun cevabı. Şuna geldik arkadaşlarım. Bakın hemen fx'e u diyelim burada dostlar. Fx eşittir u olsun. Bakın neler çıkıyor burada arkadaşlarım. Şöyle oluyor. Şurası integral içerisinde 2u çarpı du geliyor zaten. Hiç türev almaya bile gerek kalmadı. Peki şimdi bunun bir direkt integralini alalım biz isterseniz. İntegral sınırları değiştirmeyeyim burada arkadaşlarım. 2 çarpı u kare bölü 2. İkiler gitti. U kare geldi. U diye biz neye demiştik? Fx demiştik u'ya. Fx'in karesi geldi. Sınırlarımız da nereden nereyeydi fx'te? 2'den eksi 1'eydi arkadaşlar. Şimdi bir 2 yazıyorum. F'te 2'nin karesi olur. Eksi bir de eksi 1 yazıyorum. F'te eksi 1'in karesi olur. F'te 2 neymiş arkadaşlarım? Karşılığı 4. Demek ki 4'ün karesi 16. F'te eksi 1 neymiş? Karşılığı 1. 1'in karesi de 1 oldu. 16 eksi 1'den 15 çıktı sorumun cevabı. Geldim şu soruya. Şimdi bir f fonksiyonunun grafiğinin x eşit a noktasındaki teğetinin eğimi demiş dostlarım. Neydi teğetinin eğimi? Bir kere türev al, x'i yerine yaz. Yani f'in türevinde a dediğim şey eğime eşit, o da 2'ymiş. X eşit b noktasındaki teğetinin eğimi, yani f'in türevinde b kök 2'ymiş arkadaşlar. F'in ikinci türevi bilmem ne aralığında sürekli olduğuna göre diyor. Şu ifadenin integralinin değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi ben burada da f'in türevindeki x'e u dersem, hemen de türevini aldığında f'in çift türevindeki x, çift türevindeki x, dx eşittir du oldu. Şimdi gelin bunları da şurada yerine yazalım. İntegral u olur burası. Şurası da du'ymuş arkadaşlarım. U, du geldi. Hemen integrali alıyorum. U kare bölü 2 çıktı. U kare bölü 2 geldi. Tabii biz neye u demiştik? F'in türevini. Şöyle aşağıda devam edelim. O zaman f'in türevinin karesi bölü 2 çıktı. Sınırları da b'den a'ya. Şimdi bir b yazıyoruz ilk önce arkadaşlarım. F'in türevinde b neymiş? Kök 2. Kök 2 yazı, kök 2 karesi 2 yapar. 2 bölü 2'den 1 çıkıyor. Eksi. Şimdi bir de ne yazacağız? A. F'in türevinde a olur. Ki bu da 2'ymiş. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2 çıkar. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 geldi sorumun cevabı. Evet. 6'yı da gömdük. 7 numarayı alalım hemen önümüze. Bakalım 7 numara ne diyor? Bir fonksiyonun grafiği verilmiş ve birinci ve ikinci soruları, hatta 3, 1 ve 2'yi evet sadece bu grafiğe göre yorumlayın diyor arkadaşlarım. Birinci sorumuza bakıyorum hemen şimdi. Birinci sorumuz şöyle baktığınızda bir açılım var. Türevin açılımı arkadaşlarım, bakın birincinin türevi çarpı ikinci eksi. İkincinin türevi 1 olduğu için yazmamış, çarpı birinci ikincinin karesi gelmiş. Yani buradaki
Aslında bu integral şuna eşit. F birincisi ne arkadaşlarım? F. Fx bölü x'in türevinin integraliymiş ki bu. Bunu da siz biliyorsunuz. Direkt integralle türev birbirini götürüyor. Fx bölü x kaldı. En son integralin sonucu. Bir de sınırlarımız 1'den eksi 1'e arkadaşlar. Şimdi ne olur 1 yazarsak? F'de 1 olur. Bölü 1'den onu yazmıyorum. Eksi. Eksi 1 yazarsam F'de eksi 1 olur. Bölü eksi 1'imiz var bir de burada tabi. Eksi 1'i yazdım ya x yerine. Eksi ile şu birbirini götürsün. Artı 1 olsun burası arkadaşlarım. Şimdi F'de 1 neye eşitmiş? Hemen fonksiyonda bakalım. F'de 1 1'e eşitmiş. Şurada F'de 1 yerine 1 yazacağım. F'de eksi 1 neye eşitmiş? 3'e. Burada da 3 yazacağım dostlarım. Şuraya 1 ile 3'ün toplamı oldu. Cevabım Adana'dan geldi goberler. Hadi 2 numarayı da gömelim hemen. İntegralinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bakın burada da çarpımın integrali var. Yani çarpımın türevi var. Fx çarpı x'in türevinin integralini almış bu adam arkadaşlarım. Demek ki hemen integralle türev sadeleşiyor. Ne kaldı geriye? Fx çarpı x sınırlarımız da 1'den eksi 2'ye. Şimdi ilk önce 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsam f'de 1 gelir sadece. Eksi. Eksi 2 yazalım bir de. Eksi 2 çarpı f'de eksi 2 geldi. Şimdi ne lazımdı bize bu soruyu çözebilmek için? F'de 1 lazım. Hemen fonksiyonda bakıyorum. Grafikte 1'miş. Şurası 1. Başka ne lazım? F'de eksi 2 lazım. Eksi 2'nin de karşılığı bakın x eksen üzerinde olduğu için eksi 2'ye 0'dır bu. Bunun y'si 0. Demek ki şurası 0. Eksi artık etkilemiyor arkadaşlarım. 1 eksi 0'dan 1 çıktı sorumuzun cevabı. Hemen geldim 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Bir okuyalım şöyle soruyu. Yine bakın farkındaysanız çarpımın bize burada şeyini vermiş arkadaşlarım. Türevini vermiş. Çarpımın türevi var integralin içerisinde. Önce bir onun çarpımın türevi olduğunu gösterelim. Sonra integralini alacağız. İntegralini almak kolay olacak zaten. Sürede doluyor yavaş yavaş. Hadi. Şimdi hemen alalım bunun çarpımının integralini, çarpımının türevini alalım, gösterelim. Şöyleymiş arkadaşlarım. Sınırlarımız 2'den 0'a. Bu x çarpı f'in türevi, fx'in türevinin integraliymiş. Bakın birincinin türevi 1 çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. İşte buymuş. Türevle integral gitti. Geriye x çarpı fx kaldı ve sınırlarımız da 2 ile 0. Hadi şimdi bir 2 yazalım arkadaşlarım x gördüğümüz yere. 2 yazarsak 2 çarpı f'de 2 eksi 0 yazarsak direkt 0 geliyor burası zaten. Eşitmiş 8'e. 2'ye bölelim her iki tarafı. F'de 2 çıktı 4. Cevabım Edirne'den geldi. 4. soruya bakıyorum. Olduğuna göre diyor integralinin değeri kaçtır? Bakın burada yine bölümün integrali var arkadaşlarım. Şu integrali yeniden yazarsam ben birincimiz fx, ikincimiz de x'miş. Çünkü paydada x var. X'in karesini almış. Bunun türevinin integraliymiş bu. Hemen türevle integral gitti. Geriye ne kaldı? Fx bölü x. Sınırlarım da 4'ten 1'e. Şimdi bir 4 yazalım. F'de 4 bölü 4 eksi 1 yazalım. F'de 1 bölü 1 bölü 1'i yazmıyorum. Şimdi biz neyi biliyoruz burada? Şuradan bir de içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlarım. F 4 olur. Payda eşitliyorum. Eksi 4 tane F'de 1 gelir. Bölü 4 olur burası. En son işlemimin sonucu bu. Şurayı bana zaten ne vermiş bu adam? 12 diye vermiş sorunun başında. 12 bölü 4'ten 3 geldi sorumun cevabı. Evet, bunu da hallettik. Geldik 8. köşe taşımıza. Şimdi bizden şuranın integralini istiyor arkadaşlarım. Hemen gelin şuradaki kısma bir u diyelim mi biz dostlar? 2x artı 1 eşittir u olsun. Türevini alıyorum hemen her iki tarafın. 2dx eşittir du oldu. Yani dx eşittir du. Du bölü 2 çıktı kardeşlerim. Şimdi düzenlersek bu integralimizi şöyle olacak. Ne gelecek? F'de u olacak burası.
çarpı dx yerine ne yazıyorum? du bölü 2 yazıyorum. Bölü 2'yi de şuraya bölü 2 diye yazalım. Şimdi sınırlarımızı düzenleyelim bir de arkadaşlar biz burada. Şimdi bunlar x'e bağlı sınırlar. Bizim u'ya bağlı yazmamız lazım. Şimdi bir sınırını görelim bir de. X yerine 1 yazarsak 2, 1 daha u'su 3 oluyormuş bunun. Bir de eksi 1 sınırını yazalım. Eksi 1, eksi 2 olur. Eksi 2, 1 daha eksi 1 gelir arkadaşlarım burası. Bakın ne oldu? Eksi 1'den 3'e şu 2'yi de 1 bölü 2 diye dışarı atayım. Fu du oldu. Şimdi fu du eksi 1'den 3'e fx dx ile aynı şey arkadaşlarım. Mesela fm dm. Bununla bu da aynı şey. Harflerin önemi yok. Aynısıysa integral. Buranın da değeri, bakın sınırlarda aynı olduğu için buranın da değeri 10 çıkacak. 10. Bir de 1 bölü 2 var başında. 10 bölü 2 oldu. Yani 5 çıktı sorumuzun cevabı. Şimdi 2 numaraya geçelim. Çok benzer bir soru bu da 2 numarada. Şimdi hemen f'de 3x yazıyor ya. Şu 3x'e bir u diyelim biz arkadaşlarım. 3x eşittir u gelsin. Hemen türevini aldım. 3dx eşittir du. Yani dx eşittir du bölü 3. Getirdim şurada da yerine yazıyorum arkadaşlarım. Bakalım neler oluyor. Fu oluyor burası. Dx yerine du bölü 3 yazıyordum. 1 bölü 3'ü başa aldım. Du yazdım sadece. Şimdi bir de sınırlarımızı yazalım değil mi? Şimdi x yerine 5 yazarsak 15 olur burası. X yerine 2 yazarsak 6 olur burası. Bakın ne çıkıyormuş bu işlemin sonucu? Şu işlemin komple sonucu neymiş? 6'ymış dostlarım. Bize de diyor ki bunun 3 katını al diyor arkadaşlar. Bize de sorduğu şey şurası. Hemen burayı bir de 3 ile çarparsam ne gelecek buradan? 6'nın 3 katı 18 geldi. Sorumuzun cevabı Gobel'dir. Geldik 3 numaraya. Yine dostum ne yapacağız bu 3 numarada? Şuradaki ifadeye bir u diyerek başlayalım mı biz yine? Hiçbir fikrim yok. Bir bakalım böyle yapınca bir şeyler gelecek mi? 2x dx eşittir du çıktı. Yani x dx eşittir du bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi bir düzenleyelim bu integrali. Şöyle integralimiz ne oluyor buradan? Şöyle bir yazayım. X f'de f'in türevinde bir kere şurası u'ydu. F'in türevinde u geldi. X çarpı dx de du bölü 2 idi. Du 1 bölü 2'yi de başa aldım. Şimdi bu integrali alın diyor arkadaşlarım. 1 bölü 2 başta buranın türev olduğu için direkt kendisi çıktı. F'de u geldi. Peki f'de u'yu bulduk şimdi. Tabi sınırlarımız u'ya bağlıydı. Biz şimdi bunu bir de ne yapalım arkadaşlarım? X'e bağlı sınırlarını da yazalım. Şimdi u şuradaki sınırlarımız hani 2 iken 2'nin karşılığı 4'ten 1 çıktı. 3 olması lazım. 1 iken de 1'in karşılığı 1'den 1 çıktı. 0 olacak dostlarım. Şimdi hemen bunu da bir çözümleyelim. 3 yazarsak f'de 3 bölü 2 gelir. F'de 3 bölü 2 eksi 0 yazarsak da f'de 0 bölü 2 geldi burası. Şimdi bir de ne yapacağız dostlarım? ne yapacağız? Şurayı bulacağız bir de. F'de 3 bölü 2. F'de 3 kaçmış? 6. 6 bölü 2'den 3 çıktı burası. Eksi. F'de 0 bölü 2 oldu. Tabi bunun da bize karşılığını vermişti herhalde değil mi? Şurada bir yerde 4 demişti. Evet burası da 4'müş dostum. 4'ü buraya alalım. Eksi 1. F'de 0 bölü 2'yi de bu tarafa atalım. 2 ile de çarpalım. Eksi 2 mi çıktı sorumuzun cevabı? Geldim 4. sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi hemen eksi 2x'e u diyelim bakalım neler olacak. Eksi 2x eşittir u. Hemen eksi 2 dx eşittir du. Demek ki dx eşittir du bölü 2. Yerine yazıyorum bunu da arkadaşlarım. İntegral f'in türevinde ne oldu burası? İntegral f'in türevinde u dx yerine ne yazıyordum? Du bölü 2. Bölü 2'yi de dışarıya saldım. Şimdi bunun hemen integralle türevi birbirini götürdü. Ne çıktı dışarıya? 1 bölü 2 çarpı f'de u diye çıktı. Tabii şimdi bizim bu bulduğumuz f'de u'lu bir şey arkadaşlarım. Bizim sınırlarımızı
1 ile eksi 1'e çevirmemiz lazım. 1 x'te 1 iken acaba ne oluyor? 1 yazalım burada, x gördüğümüz yere 1 yazarsak ne gelecek burası? Ya da hiç direkt yazmasam mı ya? X gördüğümüz yere 1 yazsak. Yok, biz direkt u gördüğümüz yere artık eksi 2x de yazabiliriz. Yani bunu direkt f de eksi 2x bölü 2 diye de çevirebilirim arkadaşlarım ben artık. Bu kısma getirebilirim bunu. Ve en güzeli böyle olur diye düşünüyorum. Peki, şimdi tabii bir de bizim burada sınırlarımız var değil mi? Şuradaki sınırlarımız da nedir? F de eksi 2x 1 ile eksi 1. Şimdi bir 1 yazacağız x gördüğümüz yere. Onu da şurada yapalım. Şurada biraz yer açalım kendimize. 1 yazalım ilk önce. F'de eksi 2 olur burası. Bölü 2. Eksi. Bir de eksi 1 yazalım. F'de 2 bölü 2 olur. F'de eksi 2. X yerine eksi 2 yazdığımda karşılığı 3'müş. 3 bölü 2. Eksi. 2 yazdığımda karşılığı eksi 2'ymiş. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Burayı da artı yaptı. Artı 1. Ne oldu burası da arkadaşlarım? 2. 5 bölü 2 mi çıktı sorumuzun cevabı? Tabii biz işarete dikkat etmedik muhtemelen. Denizli şıkkımız doğru cevaptır dedik. Arkadaşlar yorulduk. Burada birazcık duralım. Bir mola verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.